Herkes yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretire, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Şimdi, Adli Hakimlik'te 5 tane iş hukuku sorusu çıkıyor. 5 adet. Bu 5 adet iş hukuku sorusunu beraber halledeceğiz. Arkadaşlar, içim çok rahat. Çok güzel bir ders içeriği hazırladım. Ders notu. Bunların yanında ders notunu biraz da farklı hale getirdim. Nasıl? Biraz ders notu, arkasından çıkmış soru benzeri sorular. Hocam çıkmış soru diyorsun ama bu iş hukuku adli hakimlik sınavına ilk defa geldi. Onu nereden söylüyorsun diyebilirsin. Onu da arkadaşlar KPSS'de ÇEKO çalışma ekonomisi içerisinde iş hukuku soruları vardı. Oradan edindim. İkincisi nereden edindim derseniz mali müşavirlik sınavında da iş hukuku kısmı var. Oradan da sorular gelmiş arkadaşlar. O soruları da baz alarak size bir ders içeriği notu hazırladık. Bu birinci aşama. İkinci aşama, bu ders notunu hazırladıktan sonra yani böyle önemli yerlere, nokta atışı yerlere vurgu yapacağım. Onunla ilgili çıkmış olan soruyu bir benzerini ben size slaytın içerisine yükledim. Siz oradan o soruyu benden dinleyeceksiniz veya sen çözeceksin. Sonrasında belli yerleri kodlayacağım. Sonrasında bak buradan da soru gelebilir diyeceğim. Çok rahat 5'te 5 yapacaksın. Bak çok rahat. Eğer ki sınava bir süre kaldı zaten. Eğer ki sen bana 1-2 gününü verirsen, 1 veya 2 gün, 2 gün verirsen daha güzel olur. 2 gününü verirsen tam odaklanır şu işi iş hukukunu aradan çıkartayım dersen sınavda 5'te 5 çok rahat yapacaksın. Ama İşte böyle işte akşam çocuk uyuturken işte sabahları otobüste giderken ya dinleyeyim hele Murat Hoca anlatmış hızlıca bir dinleyeyim şunu hızlandır dinle hızlandır dinle yaparsan 5'te 4 yaparsın. Tamam ama en ölü haliniz 4 olacak. Bunu çok net söylüyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar çok emek verdim. Çok güzel bir not ortaya çıktı. İçim rahat. Sen A'dan Z'ye halledeceksin. Tamam. Şimdi arkadaşlar gel bakalım biraz nelerden bahsedeceğim. Bunları görelim. Bu girizgahtan sonra zaten kendini bana bırak. Tamam mı? Ben sana ilmik ilmik iş hukukunu A'dan Z'ye anlatacağım. Tamam. Sen öğrendikten sonra küçük bir tekrar edersin sınavdan önce de. Belli yerlere vurgu yapacağım. Bak burayı not al. Buraya yıldızını koy diyeceğim. Küçük küçük notlar da alacaksın ve çok rahatlıkla halledebileceğin bir iş ortaya çıkmış olacak. Sizden ricam yıldız koy dediğim yerlere mutlaka yıldız koy. Tamam mı? Bana harfiyen uy. Başka bir kaynağa da ihtiyaç duymadan halledeceksin. Tamam? Gel bakalım buraya. Çıktım ekrandan. İş hukuku yazıyor. Evet. Sayfa değiştir. Sayfa değiştir. Şimdi arkadaşlar toplamda 5 soru çıkıyor. 5 soru çıkıyor. Adli hakim olmak tabii ki kolay değil. Hakime hanım diyecekler. O iş öyle kolay mı? Bak İYÜK'ta ne emek verdik. Ne emek verdik. Sen de emek verdin. 24 videoyu A'dan Z'ye bitirdin. Şimdi çıkmış soruları çat pat küt. Tamam. Gel buraya diyorsun. Çözüyorsun. Gönderiyorsun. Herhangi bir ekstra bir kaynağa ihtiyaç duyuyor musun? Duymuyorsun. İş hukukunda da böyle olacak. Tamam. Herhangi bir ekstra kaynağa ihtiyaç duymayacaksın. Piyasadan bildiğim kadarıyla video, ders notu şeklinde bir içerik var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Ama mutlaka çıkacaktır yakın zamanda. Ama bunlar sana fazlasıyla yetecektir. Şimdi hocam sen bu soruları nereden hazırladın dersen. Arkadaşlar toplamda 5 soru çıkıyor. Biz 5 soruyu bireysel iş ilişkisi ve toplumsal toplu iş ilişkisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplu iş ilişkisi ve bireysel iş ilişkisi. Şimdi arkadaşlar bireysel iş ilişkisi dediğimde işçi ve işverenden bahsediyorum. Aralarında yaptıkları iş sözleşmesi, hizmet göre işçi hizmet akdini yerine getirecek, bir görev verilecek, o görevi yerine getirecek, işveren de bu görevi yerine layıkıyla getirip getirmediğini takip edecek. İşçi işverene bağlı olarak görevini yerine getirecek. İşveren ise aylık olarak veya haftalık olarak nasıl kararlaştırılmışlarsa
kararlaştırmışlarsa iş bitimi sonrasında da olabilir, parça başına da olabilir, ücretini takdim edecek. Bitti. Bir bağlılık ilişkisi var, bir iş sözleşmesi var, bir tarafta işçi, bir tarafta işveren var. İşveren al kardeşim sana ücreti diyecek, iş diyecek ki efendim bu işi A'dan Z'ye sana bağlı olarak yerine getirdim. Olay bu kadar basit. Yani işçi işveren bireysel iş ilişkisi, işçi işveren bireysel iş ilişkisi, işçi işveren bireysel iş ilişkisi oluyor. İşte bu bireysel iş ilişkisinden benim beklediğim minimum 3 soru. Yani 5 sorunun minimum 3 sorusu bireysel iş ilişkisinden, 2 sorusu veya 1 soru da arkadaşlar toplu iş ilişkisinden gelecektir. Notları da buna göre hazırladım. Tamam? Devam ediyorum. Devam ediyorum adım adım. Bireysel iş ilişkisi dediğinizde aklınıza arkadaşlar 4857 sayılı iş kanunu gelecek. Yani bizim bu video ve bu videonun devamında göreceğimiz, yoğun bir şekilde göreceğimiz iş neymiş arkadaşlar? Bireysel iş ilişkisi. Yani 4857 sayılı iş kanununu göreceğiz. 4857, tamam mı? Peki hocam, toplu iş ilişkisi dediğinde aklına ne gelecek? Bak, toplu yani bir tarafta işçi sendikası, bir tarafta işveren sendikası. Bunların birbiriyle yaptıkları toplu iş sözleşmesi. Bunların devletle kurdukları temas. Yani grev, lockout, toplu iş işveren sendikası, işçi sendikası, devletle kurdukları temas, toplu iş sözleşmesi, yüksek hakem kurulu, arabuluculuk. Bunlar denildiğinde aklına gelecek olan şey ne? Toplu iş ilişkisi. Tamam? Tekrarla, toplu iş ilişkisi. Toplu iş ilişkisinde kastımız arkadaşlar 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi hakkındaki kanun aklımıza gelecek. Yani bireysel iş ilişkisi dediğimizde aklımıza iş kanunu, toplu iş ilişkisi dediğinde sendikalar kanunu, toplu iş sözleşmesi kanunu aklımıza gelecek. Dediğim gibi arkadaşlar 3 veya 2, 4 veya 1 gibi soru dağılımı söz konusu olacaktır 5 soru için. Tamam. Şimdi geç bakalım diğerine. Şimdi bu iş kanunu, bireysel iş ilişkisine başladık. İş kanunun amacı işverenle işçilerin çalışma şartları, çalışma ortamı, hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Dördüncü madde istisna. Hocam nedir bu dördüncü madde? Dördüncü madde şu. Hiç korkma, maddelerden bazen böyle vurgu yapacağım ama bu maddenin ne anlama geldiğini sana videonun içerisinde zaten söyleyeceğim. Yavaş yavaş. Yani şu ilk videodan sonra 2, 3, 4'ten sonra artık olay kendini bırakacaktır. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu slayt, örnek veriyorum, kaç sayfa olursa olsun, 160 sayfa olsun veya 200 sayfa olsun, büyük bir kısmı bitti zaten. Ben çekimlere hızlıca başladım. Lütfen çıktı alırken fotokopiciye gittiğinizde, bu notlar size PDF olarak geliyor. Çıktı alırken yapacağınız şey şu. Diyeceksin ki sayfayı yan çevrilmiş şekilde 4 tane koyacaksın bir sayfaya. 4 tane. 1, 2, 3, 4. 4 tane koyacaksın. Arka sayfaya da 4 tane koyacaksın. Yani bir yaprakta 8 tane slide olmuş olacak. Tamam? Bir yaprakta 8 tane slide olmuş olacak. 80 sayfalık bir benim sana gönderdiğim not varsa elinde, 80 sayfaya kaç sayfa olacağını tam daha net değil. Son slaytlar hazırlanıyor şu anda. 80 sayfa olacaksa 80/8'den 10 sayfalık bir not, incecik bir not elde edeceksin. Aman ha, 80 sayfalık, örnek vereyim, 160 sayfalıksa arkadaşlar 20 sayfalık, 20 yapraklık bir not elinde olacak. Çok ince ve hızlıca tekrar edebileceğin şekilde oluyor bu. Olacak bu. Gidip bazı arkadaşlar maalesef 160 sayfayı tek sayfaya bastırıyor. Arka lönlü de bastırmıyor. 160 sayfa devasa bir not oluşuyor. Mesela anayasa hukukunda olduğu gibi notlar 360 sayfa vesaire. Sen bunu 8 sayfaya bastırsan çok cüzi bir sayfa, yaprak adeti ortaya çıkacakken arkadaş bunu tek yönlü 360 sayfa bastırıyor. Böyle bir şey yapmayın, yazık. Tamam? Böyle bir şey kesinlikle
Yapmayın. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Hocam, şimdi bu iş hukukunun dördüncü madde istisnası demişsin de dördüncü maddeden kastın ne? İş hukukuna tabi olmayan kimlerdir? İşte çıraklar, sporcular, deniz işiyle yapanlar, hava işiyle uğraşanlar, bunlar tabi değil. Bunlar ev işleri, 50 kişiye kadar tarım işletmelerinde yapılan işler vesaire, bunların istisnası ve falan da var. Bunlardan bahsedeceğim. Ama senin burada bilmen gereken olay şu. Dördüncü madde istisna. Birazdan göreceğiz. Şimdilik burada önemli değil. Burada iş hukukunun amacı neymiş? İşçi ile işveren arasında oluşacak sorumluluklar. Hak sorumluluğu, işçinin görevini yerine getirme sorumluluğu, işverenin işçisine karşı para verme sorumluluğu gibi sorumlulukları düzenliyor. Devam. Devam. İstisna demişim. İş yerleri, işverenler, işveren, vekili ve işçiler 3. maddedeki bildirim gününe bakılmaksızın bu kanun hükümlerine bağlıdır. Adım adım gidiyoruz. Adım adım. Şimdi bir tarafta kim var? İşçi var. Bir tarafta kim var? İşveren var. Bir tarafta işçi, bir tarafta işveren var. Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. İşte ben bu ilişkiye ne diyorum arkadaşlar? Bu sevgililere ne diyorum? İş ilişkisi diyorum. Aralarındaki ilişki iş ilişkisi diyorum. Bitmiyor. İşçi gerçek kişidir. İşveren, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır. İşveren. Bir gerçek kişi olabilir. Bir tüzel kişi olabilir. Veya bir kamu kurum ve kuruluşu olabilir. Devam. İşveren tarafından mal ve hizmet üretmek amacıyla maddi olan veya olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birimdir. Neresi burası arkadaşlar? İş yerinden bahsediyorum. Tamam. Örgütlendiği birim nereymiş? İş yeri. Demek ki neler gördüm ben? İş yeri gördüm. Bir işveren gördüm, bir de işçi gördüm. Bitmedi. Gel buraya. İş yeri. Sakın donma. Hadi bakalım. İşverenin iş yerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerlerde iş yeri, iş yerlerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamındaki bir bütünlükten bahsediyorum. Yani sen bir iş avlusu düşüneceksin ve bu avlunun içerisinde neler var diyeceksin. Bakalım. Şimdi bu avlunun içerisinde fabrikanın yeri var mıdır? Yani fabrika var mıdır bu avlunun içinde? Vardır. Peki dinlenme salonları var mıdır? Vardır. Çocuk emzirme yeri var. Yemekhane, yemek, yendikleri yer, uyku, istirahat ettikleri yer, yıkanma, muayene odası, bakım odası, beden ve mesleki eğitim için yaptıkları işte toplantı odaları, avlu, eklentiler, garaj, otopark, araç, bunların hepsi iş yeri olarak kabul edilmektedir. Burayı not al. Tamam. Şimdi bak, burada nasıl soru geldi. Şimdi ışıklar bana böyle püfür püfür vuruyor. Acayip terledim. Bak, buradan nasıl soru geldi. Dikkatini bana ver. Buradan bir soru gelmiş. Geçmiş yıllarda çalışma ekonomisinde, mali müşavirlik sınavlarında buradan soru gelmiş. Şimdi diyor ki aşağıdaki hangisi iş kanununa göre iş yeri olarak kabul edilmemektedir tarzında bir soru gelmiş. Şimdi sen diyeceksin ki kardeşim ben bir işe gitmek için sabah evden çıktım. Sokakta aracı bekliyorum. Servis geldi, iş yerinin servisi geldi. İş yerinin servisine bindiğim anda artık ben neredeyim? İş yerindeyim. Tamam, bak, servise bindiğim anda. Yani o serviste bir kaza, bir bela başıma geldiğinde iş kazası olarak nitelendirilecek. Tamam. O zaman araç, servis, kepçe veya iş yeri için kullandığın taşıma araçları vesaire vesaire fark etmez.
Bu gezicilerin, müşterilerle iletişime geçen kişilerin kullandığı araçlar. Bunların hepsi ne olarak kabul ediliyor? İş yeri olarak kabul ediliyor. Araç. Sonra iş yerine kapısından girdim. Kapısından girdim. Artık avludayım. İş yeridir. O avluda kafama bir şey düşse iş kazasıdır. Avludan içeri gittim. Ya bir kahvaltı yapalım, bir sigara içelim dedik. Tamam, sigara içme alanına geçtim. İş yeri. Yemek yeme alanına geçtim. İş yeri. Yemek yeme alanından sonra dedim ki bir yarım saat kestirim. Uyku bölümüne geçtim. İş yeri. Dinlenme kısmına geçtim. İş yeri. Buraya kadar herhangi bir problem yok. Sonra yükleme yapıldığı yere gittim. İş yeri. Fabrikanın odalarına girdim. İş yeri. Tamam. Yemekhaneye gittim. İş yeri. Değinmediğim yeri nere var? Hastalandım. Çocuk emzirmeye gittim. Bakım onarıma gittim. Hep buralar ne olarak geçiyor? İş yeri olarak geçiyor. Aracı cümleye bak. Aracı garaja park ettim. Otoparka park ettim. Dediler ki efendim bilgilendirme toplantısı var. Hadi toplantı salonuna gidelim. Toplantı salonuna gittim. Orada hep iş yeri olarak geçiyor. Hocam sen güzel güzel anlattın da iş yeri olmayan yer nere kaldı? Bak bak işte bak nere kaldı. Gel. Soruya bak. Aşağıdakilerden hangisi? İş kanunu açısından iş yeri kapsamında değildir ve çıkmış sorunun benzeridir. Tamam mı bu? Benzeri. Hadi. Toplantı salonu var mı? Var. Çöz çöz. Sen çöz. Beklet beni. Durdur. Şişt, durdur beni. Hadi. Çöz soruyu. Evet, çözdüğünü düşünüyorum. Yemekhaneye de gittim, yemek yedim, araca bindim, çocuk emzirdim, toplantı odası, lojman iş yeri değil, cevap Adana. Biraz önce Instagram'da paylaştım, dedim ki arkadaşlar düşmeyin, attım, çekimler tüm hızıyla devam ediyor dedim. Birçok arkadaş lojman iş yeri olarak kabul etmiş, lojman ya. Devam. Aşağıdaki hangisi? Bireysel hukukun konuları arasında yer alır. Bireysel hukukun eksik olmuş burası. Bireysel iş hukukunun konuları arasında yer alır. Bak şimdi sendika, toplu iş hukuku, toplu iş hukuku, grev lokap, toplu iş hukuku, yüksek hakem kuruluna başvuru, toplu iş hukuku, arabuluculuk, toplu iş hukuku, işçi işveren arasında sözleşmesel bir ilişki kuracaklar. Ne diyeceksin buna? Bireysel iş hukuku. Yani bireylerin aralarında yaptığı bireysel iş ilişkisi söz konusu diyeceksin. O zaman ne oldu? Ne oldu? Gel buraya. Cevap Adana olmuş oldu. İş sözleşmesinin sona ermesi fesih. Bunu niye toplu iş hukuku düzenlesin ki? Bireysel iş hukuku. Tamam. Anladın mı? İki tane cevabımız da Adana olmuş oldu. İşte sorular böyle çıkıyor. Tamam. Şimdi burada ara veriyorum. Hemen bir sonraki videoyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne diyorduk slogana? Sen istemesen de hukuk öğretir. Arkadaşlar adım adım bu girizgahtı. Sonrasında ne anlatmışız, neden bahsetmişiz? İşveren vekili, alt işveren, gel ekrana alt işveren, sonrasında alt işverenle işçi arasındaki, asıl işveren arasındaki ilişki, iş yeri bildirme, iş yeri bildirmeden sonra gelecek olan iş kanun uygulanmayacak alanlar. Bu kesin bir sorudur bu kısım. Bunlardan bahsedeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merak etme, adım adım gidiyoruz. Beni biraz hızlandırabilirsin, problem değil. Ama bir emek verdin. Şu videoları benden temin ettin. A'dan Z'ye de şu videoları bitir. 5'te 5 çok rahat yap. Biliyorsun arkadaşlar, hakimlik sınavı biraz değil, baya bir rekabet sınavı. Herkes tam olarak giriyor. İş hukukunu herkes riske atabilir. Kulaktan dolma bilgilerle girebilir. Ama sen bu riski kendine yaşatma. Şunu A'dan Z'ye bitir. 5'te 5 yap. Kafan orada rahat olsun. Öbür adama desin ki keşke iş hukukunu ben Murat Hoca'dan dinleseydim. 5'te 5 yapsaydım da şu an mülakatta olurdum diyecek belki. Tamam. Sen bu cümleyi kurma. Al bu dersi otur başına. A'dan Z'ye bitir. Hadi bakalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Sen istemesen de kuvvetir. Day 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 day